sevgili 1 Milyon Yozgatlı platformumuzun değerli izleyicileri. Bugün Çayıralan ilçesinin Konuklar kasabasındayız. Ve bu çekimde sponsor olan Eren Çetin'e teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yine Instagram kullanıcı Kazankaya dereci hele kalkancı de sizin köyleriniz. Thank you.
bulacağıma sanırdım. Bir kız bana gem mi diyor neyleyim. Ben gönlümü kocama sanırdım. Bir kız bana gem mi diyor neyleyim. Suç erken evlenen anama buldum. Bir kız bana gem mi diyor neyleyim. Yaklaştı yanıma bir de bağırdı. Sanki benim kulaklarım sağırdı. Yaklaştı yanıma bir de bağırdı. Sanki benim kulaklarım sağırdı. Ne olmuş ki biraz saçlar ağardı. Bir kız bana gem mi diyor nereye. Ne olmuş ki biraz saçlar ağardı. Bir kız bana gem mi diyor nereye. Sakal seni makasile keserim. Bu derdimi dostlarıma dökerim. Sakal seni makasile keserim. Bu derdimi dostlarıma dökerim. İnanırsan anadan doğma bekarım. Bir kız bana gem mi diyor nereye. İnanırsan anadan doğma bekarım. Bir kız bana gem mi diyor nereye. Laf atarsam tövbeler olsun. Beni kınayanlar besbeter olsun. Bir de laf atarsam tövbeler olsun. Beni kınayan benden beter olsun. İnşallah sen de onun gibi olursun. Bir kız bana gem mi diyor nereye. İnşallah sen de onun gibi olursun. Bir kız bana gem mi diyor nereye. Has gelin, suya gider allı gelin. Has gelin, has gelin. Topukların nokta nokta bas gelin, bas gelin, bas gelin aman.
Topuklarım nokta nokta bas gelin, bas gelin, bas gelin aman. Bu güzellik sade sana has gelin, has gelin. Bu güzellik sade sana has gelin, has gelin. Bilmiyor mu benim sana yandım, yandım, yandım ama. Ellerin köyünde garip kaldım, kaldım, kaldım ama. Bilmiyor mu benim sana yandım, yandım, yandım ama. Ellerin köyünde garip kaldım, kaldım, kaldım ama. Suya gider su destesin doldurur, doldurur. Suya gider su destesin doldurur, doldurur. Doldu diye boş desteği doldurur, doldurur, doldurur ama. Doldu diye boş desteği doldurur, doldurur. Güzellik iflah etmez öldürür, öldürür. Bu güzellik iflah etmez öldürür, öldürür. Bilmiyor mu benim sana yandığım, yandığım, yandığım ama. Ellerin köyünde garip kaldım, kaldım. Benim sana yandım, yandım, yandım ama. Ellerin köyünde garip kaldım, kaldım, kaldım ama. Sevgili izleyicilerimiz, bugün Çayıralı'nın
Konuklar kasabasındayız ve yine bir abimizle karşılaştık. Seni tanıyalım abim. İsmim Ömer Karabulut. Konuklar kasabasında yaşayan bir vatandaşım. Çiftçiyim, emekliyim, köyümde yaşıyorum. Evet, biraz Konuklar kasabasını anlatır mısın? Kaç hanedir? Geçim kaynakları nelerdir? Konuklar kasabasının geçim kaynakları çiftçilik, hayvancılık. Efendim, hane olduğunu bilemem de fakat 2500'ün aşağı düşmeyen nüfusu var bildiğim kadar. Evet. Ne ile meşhurdur peki? Konuklar kasabası ne ile meşhur? Yemeğiyle mi? Var mı öyle bir şeyi, türbesi olsun ya da ne ile meşhur? Meşhur bir şey var mı? Öncelikle kişiyle meşhur. Misafirperver. Evet, sıcak kanlı misafirperver. Evet, yemeklerimiz zaten Yozgat genelinde beğenilir bizim bildiğimiz kadar. Başka öyle akşam şeyini bilmiyorum. Peki Konuklar kasabasından olup da gurbette olanlara söylemek istediğin bir şey var mı? Gurbette olan kardeşlerimize, arkadaşlarımıza, akrabalarımıza, abilerimize bol selam, sıhhat, iyilik, mutluluk dilerim. Teşekkür ediyoruz. Yapacağız. Evet, seni de tanıyalım abim. Ben Alperen Çetin. Evet. Konuklar Belediye Başkanı Muammer Çetin'in oğluyum. Ne yapıyorsun? Biraz konuklarda neyle uğraşıyorsun? Okuyor musun? Çalışıyor musun? Neyle uğraşıyorsun? Şu an açık öğretimde dışarıda okuyorsun. Atıyorum. Çok güzel. İşte kasabada sağa sola gidiyoruz. Vatandaşlara yardımcı oluyoruz. Evet. Yeri geliyor, İşte babama da yardımcı oluyorum. Çok güzel. Yani kasabamız güzel, ben seviyorum. Evet, gerçekten güzel kasabanız var. Var mı söylemek istediğin izleyicilere? Ben buradan yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza ve kasabamıza saygı selamlarımı iletiyorum. Teşekkür ediyorum size. Biz teşekkür ederiz. Senin adın ne? Doğukan Çetin. Doğukan, ne yapıyorsun sen? Şu an köyde mi yaşıyorsun? Hayır, ben Avrupa'da yaşıyorum abi. Avrupa'da yaşıyorsun. Şu an... Neresinde yaşıyorsun Avrupa'nın? Dortmund taraflarında abi. Çok güzel. Nasıl kasaba, güzel mi çok kasaba? Çok güzel abi, çok güzel. İzine mi geldin evet, şu anda? Evet, okullar tatil. Var mı tatil. Gurbette izleyicilere söylemek istediğin bir şey var mı? Bol bol selamlar babama, amcam, gillere. Bütün Türk vatandaşlarına işte selamlar. Teşekkür ediyoruz. Suyu satan bir vatandaşa kendi gidip çeşmeden getirdim. Senin adın ne amca? Hüseyin Açıkgöz. Hüseyin Açıkgöz. Hüseyin amca, sen nerelisin? Şairelen Konuklar kasabasından. Konuklar kasabasındansın. Kaç yıldır buradasın sen? Ben mi? Evet. 51 doğumluyum. Evet. 66'da dükkanı açtım. Daha devam ediyorum. Burada bakkal işletiyorsun. Evet. Var mı başka bakkal bu bakkaldan başka? Var, 3 tane, 2 tane daha var. Çok güzel abicim. Peki biraz Konuklar kasabasını anlatır mısın? Ne gibi? Nasıl yani, buranın meşhur bir şeyi var mı ya da? Meşhuru en önemli yollarımız yapıldı. Evet. Yok. Kasaba konusunda diyecek bir şey yok. Gerçekten hizmet çok güzel. Onda sıkıntımız yok. İzmir'e bir şey diyecek durumumuz yok. Evet. Sen yokluk gördün mü amca? Hiç görmedim. Görmedin mi? Görmedim. Peki eskiden sizin ukuzunuz var mıydı? Vardı da ben pek hiç kullanmadık. Niye? Traktör kullandım ben. Peki bu köyde, bu kasaba köy zamanında ilk traktörü kim aldı? Bekir Ertuğrul aldı. Ondan sonra da çoğaldı değil Ondan mi? Ondan sonra 2-3 komşu daha aldı. 8-10 tane aldı. Belki 15-20'ciye de biz aldık. Güzel. Peki gurbetçilere söylemek istediğin bir şey var mı amca? Ne diyeyim? Hı. Allah razı olsun. Onların parası bize geliyor. Ne diyeyim? Evet. Teşekkür Onlar ediyoruz. Onlar kazanıyorlar, biz harcıyoruz. Senin sesin yanığmış. Bir türkü söylesene. Türküm yok benim. Niye? Öyle sevmem ben onu. Öyle mi? Bilmiyorsun yani. Burada gençlere bırak. Tamam, diye. Teşekkür ediyoruz amcam. Oldu, sağ ol, Allah razı olsun. 2'den beri çalışıyor gece. Tamam, 12'de. Ne yapıyorsun mesela gece 2'den beri, ne yapıyorsun burada? Gece 11'de kar doldurdu, buraları kapattı. Hı. Kar kuyağı takılıydı, onu gittik dağıttık. Yolda kalan vatandaşlar oldu. Hı. Zincirimizi attık, onları çektik. Ana harterleri bir dolaştık, gece 2'ydi, yattım. Sabah 8'den. Hala çalışıyoruz. Seni bir tanıyalım. Adın, soyadın nedir? Nerelisin? Ne yersin? Ne içersin? Çoluk çocuk, tavuk çocuk var mı? Bir anlat bakayım. Ben Hasan Yaşar, Yozgatlıyım. Buralıyım. Hı. Bir 8-10 sene bir gurbete gittim geldim. Şu anda belediyede görevliyim, operatör olarak. Çalışıyoruz.
Biraz Konuklar Kasabası'nı anlatır mısın bildiğin kadarıyla? Konuklar Kasabası'nda şu anda güzel hizmetler yapılıyor başkanımızın sayesinde. Evet. Çalışılıyor, gidiyoruz, geliyoruz. Hizmetlerin çoğunu da bizde var. İş durmuyor yani. Park yapılıyor. Yollarda sularımız neyimiz yeterince fazla yetiyor. Elimizden gelen hizmetleri yapıyoruz. He, anladığım kadarıyla anlattıklarınla şunu anlatmaya çalışıyorsun. Kasabamız çok güzeldir. İnsanları çok sıcakkanlıdır. Misafirperdir. Tabii ki. Değil mi? Havası güzeldir. İnsanı merttir. Aynen öyle. Bunu demek istedin değil mi abicim? Hava şartları görüyorsunuz. Evet. Kardeş. Teşekkür ediyoruz. Var mı gurbetçilere söylemek istediğin abi? Almanya'daki, Fransa'daki arkadaşlara, eşlere, dostlara selamlar olsun. Kendilerine iyi baksınlar. Bizler burada iyiyiz. Bizleri merak etmesinler. İşler güzel rast geçsin. Sizden de Allah razı olsun. Sağ ol, teşekkürler. Ben YouTube kanalımıza abone oldun mu? 1 milyon Yozgatlı. YouTube kanalımıza. Şimdi herkese abone edeceğiz burada. Şu anda gelirken izliyordum. Canlı izledin mi? İzliyordum. Anladım. Tamam. Öbür abimiz gel abim. Bir de seninle şöyle. Ben Osman Suna. Yozgat Konuklar Kasabası'nda yetişen, büyüyen bir genciz. Sizleri de sürekli takip ediyoruz. Ne zamandan beri takip ediyorsun 1 milyon Yozgat'ta? 2 senedir Facebook'ta, şurada burada sürekli takip ediyoruz. Kanalımıza abone oldun mu? Evet, aboneyim. Güzel, tanıdıklarını da abone et. Biraz kasabayı anlatır mısın? Ne yapıyorsun, ne iş yapıyorsun? Ben yurt dışındaydım, yeni geldim. Hayvancılık, tarım, besicilikle uğraşıyoruz. Köyümüzün insanı genelde bu işlerle meşgul. Belediyemiz mevcut bir kitleyle çalışma yapıyor sürekli. Sürekli hizmet, sürekli yardım. Yani civar köylere de bu dahil. Her zaman, hiçbir zaman bir insan ya da köy ya da vatandaş seçme kesinlikle yapmıyorlar. Allah razı olsun, sürekli çalışıyorlar. Sizleri de sürekli takip ediyoruz. Sürekli gurbetçilere yardımda bulunuyorsunuz. Sürekli köyleri tanıtıyorsunuz. Yozgat'a güzel yatırımlar, yani bilgiler veriyorsunuz, aktarıyorsunuz gurbetçilere. Mesela ben Avrupa'dan geldim. Avrupa'da çoğu kişi buraları bilmiyor. Yani adamın babası, annesi, dedesi ölmüş, köyünü bilmiyor. Evet. Sizlerin sayesinde bunları biliyor, tanıyor. Güzel hizmetleriniz var yani bu konuda. Sizlere de ayrıca teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Peki var mı gurbetçilere söylemek istediğin? Buradan, kasabanıza sık sık gelin. Yani geldiğiniz zaman zamanınızın çoğunu kasabaya ayırın. Şimdi Avrupa'da artık şöyle bir şey oldu. Yani buralarda eski yaşlı insanlar öldüğü için, yani nesiller artık geçtiği için, yeni nesil Türkiye'ye tatile geldiğinde anasının, atasının, dedesinin büyüdüğü yerlere pek gelmiyor artık. Yani az da olsa izninin diyelim bir ayının bir haftasının köyünde babasının, dedesinin yaşadığı yerlere gelmesini yani söyleyebilirim. Şimdiki gençler pek köylük yerleri ya da böyle kırsal kesimleri pek tercih etmiyorlar. Genelde tatil merkezlerine gidiyorlar. Ama ana yatağı hiçbir zaman unutmamalarını söylüyorum yani. Avrupa'da bu sıkıntılarımız var. Yani ben oradan geldiğim için bunları biliyorum. Yani sizin bu yaptığınız da çok güzel bir şey. Teşekkür ederim. Bunu da destekliyorum. Sağ olun, teşekkür ederim. Dayanmıyor. Evet sevgili izleyicilerime, şu anda Çayıralan Konuklar Kasabası'ndayız. Ve yine Konuklar Kasabası'nın belediye başkanımız şu anda yanımızda. Başkanım, öncelikle seni bir tanıyalım. Muammer Çetin, 1965 Konuklar doğumluyum. Esas mesleğim öğretmenlik. İki olan, iki erkek, iki kız çocuğu, dört çocuk babasıyım. 18 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra 10 yıldır da belediye başkanıyım. 2 dönemdir belediye başkanısınız, evet. Ve yine 3. dönemde yolda gözüküyor. Evet. Peki Konuklar Kasabası'nı biraz anlatır mısın başkanım? Kaç hanedir? Çoğunluk gurbette mi, kasabada mı? Konuklar Kasabası önce rakamla söylüyorum. Rakım olaraktan hani Yozgat'a benzer. Vadi andırır bir duruşu var. Şiirimde var bu konuda. Şu andaki nüfusu 1986. 2000'i bulduk diye 14 nüfusla aşağıda kaldık. Tarım ve hayvancılıkla geçinen bir kasaba. %50-%60 civarında yurt dışında çalışıyorlar. Özellikle Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika'da vatandaşlarımız var. Kendi ailem de öyle. %50 buradayız. 3 kardeş burada. 3 kardeş Avrupa'da, %50 de oradalar.
gördüğünüz gibi iklimi falan anlatmaya gerek yok. Yozgat'ın iklimi, karasal iklim. Ve şu anda da Bayraktepe. Evet, bayrağımızı da şöyle evet, görelim. Bayrağımızı da görelim. Bu bayrağı da bu şekilde evet, canlandırmak, asmak da bize nasip oldu. Güzel. Daha önceki arkadaşın inkar etmedim. Vardı ama bu şekilde değildi. Işıklandırmayla beraber varlığımızın işaret olaraktan biz daha canlı hale getirdik. Çalışmalarla ilgili sorarsanız ona cevap vereyim. Peki başkanım, çalışma olarak beldemize, kasabamıza ne gibi hizmetler, yenilikler getirdiniz ve önünüzdeki dönemde neler düşünüyorsunuz? Evet. Şimdi biz 2009 Mart'ta göreve geldiğimizde Beldes'le iki tane anartel yol yapılmış. Buraya gelen herkes, bura değil kasaba, bir çiftlik görmüş, köy bile demiyorlardı. Biz mezarların oradan başlayarak kilit parke çalışmamızla okulun önleri, 2 aylıkken kepçe aldık. Bu 2 yeri bitirdikten sonra 1,5 yıl görevde kaldıktan sonra itfaiye ve 0 makam arabası aldık. Biz gelmeden önce araba kiralıyorlardı arkadaşlar. Bunlara son verdik. Bütün araçları geçen 5 yılda hemen hemen tamamladık. Bitirdik yani, sıfırladık. Bu geçtiğimiz dönemde ise inanırsanız belki Yozgat'ta, bir ilçeler değil Yozgat genelinde iddialıyım. Yani 10 yıldır her yaz kilit parke düşüyoruz. Çok az kaldırım kenarları kaldı. Ve halı sahamızı gördüyseniz halı sahanın oradaki bir parke kaldı. Kilit parke çalışmaya çok ağırlık verdik. Kamalyaları görüyorsanız bir ileride kar üstün dediğimiz mevki var. Orada bir park alanı yarım kaldı. Kamelyalar koyduk oralara. Halı sahamız, araçlarımız dediğimiz gibi yenilendi. Elimizden geldiği kadar insanlara iş vermeye çalıştık. İşkur marifetiyle ve diğer işkur dışında da ne kadar ekmek versek ekmek vermeye çalıştık. En önemlisi, burada vatandaşlar beni duyuyorsa, şu son zamanlarda seçimde yaklaştı ya, önemli bir konu var. Şimdi iş ekmek diyen adaylar, arkadaşlara da buradan sesleneyim. Biz 2011 31 Aralık verilerine göre hatırlarsanız 2000'in altında nüfusu olan beldeler kapandı. İlçemizde 4 tanedik, biz kaldık. Şimdi biz iş ekmek vereceğim diyen arkadaşlara sesleniyoruz. Konuklarda şu anda fabrika olarak belediyemiz var. Biz o günlerde çabamızla, etraf köylerin yardımıyla beldeyi kapattırmamakla 2 yıl önce burada belediyemizde 62 kişi istihdam ettik. Yani ekmekse ekmeği verdik. En azından kadrolar burada durdu. İşgür burada devam etti ama diğer beldelerde yok. Bunu da başardık. Bu şekilde ekmek devam ediyor. Kazanırız, devam ederiz. Kaybederiz, arkadaşlar ne yapar onu bilmiyoruz tabii ki. Bunları başardık. Mezarlarımızın içinde çalışmalarımız oldu. Kilit parke yaptık. Çamurdan cenazemizi gömemezdik. Yani diğer bir de konukların farklı bir belediyecilik anlayışı getirdik. Bir tane köylü gelip, etraf köy. Jeopolitik olaraktan konuklar 9 köye sınır. Belki de Yozgat'ın en çok sınırı olan kasaba. Bütün köylerle barışık içinde. Onların da şu anda yolunu açıyoruz. Değil Yozgat'ta, Türkiye'de iddialı bir şey yaptık. Daha 6 ay önce, 1 yıl oldu. Köy hizmetleri çöpü aldı. Çöp sistemini kurdu. Konuklar Belediyesi 2010'da 3 köyde. 2011'de 6 köye çıkarttık. Bu dediğim 9 köy sınırların dışındaki Dere Kemal, Yukarı Tekke diye beni izleyenler bilirler. O köylere çıkınca belde ile beraber 11 köyde hiç para almadan konteynerları koyduk. Tam 8 sene çöplerini temizledik biz. Türkiye'de varsa biz bu görevi bırakırız. Böyle bir değişik bir şey de yaptık. Çok bunu güzel, da çok bu vesileyle güzel. Söyleyeyim. Var mı başka gurbetçilere söylemek istediğin? Gurbetçi abilerimiz, ablalarımız, vatandaşlarımız bizi izliyorsa kendilerine iyi baksınlar. Türklüklerini, Müslümanlıklarını, şuurlarını unutmasınlar. Bayrağımızı, vatanımızı unutmasınlar. Zaten yazın şenlikten bahsedemedik. Yerle şenlikleri yapardık. Şenliğe yazın geldik, bir kısmı geldi. Onlara şöyle sesleneyim artık. Biraz şiir, hafiften şiir yazdığım için tam da buraya denk geldi. Konuklarla ilgili bir mısra söyleyerek onları selamlayalım. Vadiyi andırır duruşun, insanı yormaz düzlüğün yokuşun diyerekten seslendiğim zaman inşallah tüyleri diken diken oluyordur. Arkasını söylemeyeceğim. Ezberlediler. Bir ezberledikleri şey, bunu yarım bırakırım kasıtlı. Hani onlara derdim, yerden yere vursan da sen beni, dağdan dağa atsan da sen beni, dosta,
Düşmana satsan da sen beni yine de sevdiğim sensin konuklarım diyor. Konukları da unutmasınlar diyorum bu arada. Teşekkür ediyoruz başkanım. Rica ederim.